İnsanlar konusunda beni en çok şaşırtan şey, en umutsuz gözüken durumlarda bile umutlanmanın bir yolunu bulabiliyor olmaları. En büyük hayal kırıklıklarından ve en büyük küskünlüklerden sonra bile insanlar yola devam etmelerini sağlayacak bir narratif, yani bir anlatı geliştirip başlarına gelen kötü veya olumsuz olayları bir şekilde rasyonalize edip kendilerini arzu ettikleri sonuçlara götürecek yolları, o yollar ne kadar imkansız, nadir bulunur veya zor olursa olsun, buluyorlar ve o yola baş koyuyorlar. Düşünecek olursanız bu oldukça sıra dışı bir davranış tipi. Ve bu bakımdan düşünecek olursak umut adını verdiğimiz bu tuhaf duygu oldukça insani de bir duygu. Mesela birçok bilim insanı ve zihin filozofu insan harici hayvanların bildiğimiz anlamıyla umuda sahip olduğunu düşünmüyor. Çünkü bir şey konusunda umutlu olabilmeniz için arzuladığınız şeyin ne kadar imkansız gözükürse gözüksün mümkün olduğunu kavrayabilmeniz, onu istemeniz ve daha önemlisi olası gelecek senaryoları arasında o şeyi elde edemeyeceğiniz senaryolar olduğu ihtimalini de kavrayabilmeniz gerekiyor. En nihayetinde bir şeye kesin olarak ulaşabileceğinizi biliyorsanız veya benzer şekilde bir şeye ulaşmanızın imkansız olduğundan eminseniz umuttan bahsedemezdik. İşte diğer hayvanların bu kadar üst düzey bilişsel bir kapasiteye sahip olup olmadıklarından henüz emin değiliz. Ama tarif ettiğim bu zihinsel süreçlerin en azından bir kısmını işletebildiklerini de biliyoruz. O nedenle bugün sizinle biraz umudun kökenlerinden ve biliminden bahsetmek istiyorum. Belki kendinizi karanlık tarafından yutuluyor gibi hissettiğiniz anlarda bir nebze olsun ışığa dönmenizi sağlar. Hazırsanız başlayalım. Herkesin umut algısı farklı olabilir diye öncelikle net bir tanım yaparak başlayalım. Umut dediğimiz şey aslında bir duygudan ziyade optimistik bir zihin durumuna verdiğimiz bir isim. Umut, şu anda belirsiz ve hatta olumsuz olan bir konunun gelecekte daha iyi yönde sonuçlanacağına yönelik bir beklentiye girme ve daha önemlisi bu arzulanan sonucu gerçekleştirebilecek gücümüz olduğuna inanma hali. Dolayısıyla umuttan söz edebilmek için aslında beklentilerden ve inançlardan söz etmemiz gerekiyor. Ve işin içine beklenti gibi zamana dayalı bir kavram girdiğinde geçmiş, şimdi ve gelecek arasındaki farkı anlayabilen türlere bakmamız gerekiyor. Çünkü özellikle de balıkların, amfibilerin ve sürüngenlerin çok kısıtlı bir zaman algıları olduğunu düşünüyoruz. Ama iri beyinli kuşlara ve özellikle de memeliler içindeki en zeki hayvanlar olan insan, şempanze ve orangutan gibi hayvanları barındıran primatlara geldiğimizde işler değişiyor. Bu zeki hayvanlar yalnızca şimdiki zaman içinde yaşamıyorlar. Mesela şempanzeler en sevdikleri yiyeceklerden biri olan termit adını verdiğimiz ufak böceklerin yuvalarına gitmeden saatler önce bile aletlerini hazırlayabiliyorlar. Yani ilerleyen saatlerde sergileyecekleri davranışlara yönelik bir beklentileri var. Yani o anda yaptıkları sopayla saatler sonrasında termit yakalayıp yiyebileceklerine dair bir umut besliyorlar. Bu bakımdan umut dediğimiz şey çok kritik bir diğer algısal beceriyi de gerektiriyor. Birçok hayvan kısa dönemde elde edecekleri küçük karları uzun dönemde elde edebilecekleri büyük karlara yeğlemeye meyilliler. Çünkü çoğu durumda hayvanlar biraz daha bekleyerek daha büyük bir fayda elde edebileceklerini fark edemiyorlar. Bu tür bir hesabı yapabilecek kadar ileri düzey bilişsel beceriye sahip değiller. Ama umut besleyebilecek kadar zeki hayvanlar sonradan elde edebilecekleri daha büyük faydalar konusunda bir beklentiye girerek kısa vadeli karları görmezden gelebiliyorlar veya onlara direnebiliyorlar. İnsanlar arasında bu yeti siyasetten ekonomiye kadar birçok alandaki başarılı kişilerin en önemli sırlarından birisi. Ama işte bu da bize özgü bir yeti sayılmaz. Mesela termit yemeği, üzüm suyu içmekten daha çok seven şempanzelerin önüne, üzüm suyuyla birlikte termit avlayabilecekleri bir alet bıraktığınızda ve sadece birini seçebileceklerini öğrettiğinizde, aslında o aleti saatler sonra kullanabilecek olsalar bile üzüm suyunu içmek yerine aleti almayı tercih edebiliyorlar. Bu müthiş bir otokontrol yeteneği ve yaşayan en yakın akrabalarımızda bu yetenek var. Keza umudun bir diğer önemli parçası
planlama yeteneği. Çünkü umudu olan birinin az önce de bahsettiğim gibi önünde farklı patikalar olduğunu bilmesi ve bunlardan hangisi veya hangilerinin kendisini o daha iyi olan sonuca götürebileceğini kestirebilmesi gerekiyor. Yoksa ortada umut besleyebilecek bir şey de olmazdı. İşte bu planlama yeteneği de hayvanlar aleminde görece nadir bir yetenek. Mesela aslanların avlanma sırasında belli bir oyun planını takip edebildiklerini biliyoruz. Ama bu sırada tam olarak nasıl iletişim kurduklarını veya o planı neye göre belirlediklerini henüz tam olarak çözebilmiş değiliz. Fakat daha yakın kuzenlerimize, mesela şempanzelere geldiğimizde uzun dönem planlama yeteneği de daha belirgin hale geliyor. Mesela şempanze toplumlarında hiyerarşik bir düzen var. Tepede bir alfa, yani baskın bir erkek var. Ama ara sıra daha düşük seviyeli erkekler bunlara meydan okuyup alfanın yerini almaya çalışabiliyorlar. Sorun şu ki alfayı destekleyen çok sayıda yancı şempanze olduğu için bunların hepsini aynı anda alt etmek kolay değil. Dolayısıyla alfayı alt etmek isteyen bir şempanze sürünün lideri ve destekçilerinden tekrar tekrar dayak yese bile ona aralıklarla meydan okumaktan vazgeçmiyor. Bu dayakların her birinde yaralanıyor. Hatta bazı erkekler bu sırada ölüyorlar bile. Ama meydan okuyan hayatta kalırsa mücadeleden vazgeçmiyor. Ve bu azimli şempanzeler gerçekten de kimi zaman aylar veya yıllar sonra olsa bile sürü liderini yavaş yavaş alt etmeye ve çevresindekileri kendi etrafında toplamaya başlayabiliyorlar. Ama lideri alt etmeyi başardıktan sonra bile mücadeleleri sona ermiyor. Çünkü yancıların onu yeni lider olarak kabullenebilmesi bazen yıllar alabiliyor. Şimdi böylesi uzun süreli bir çabada hiçbir planlama yeteneğinin olmadığını söyleyebilir miyiz? Hiyerarşinin alt basamaklarındaki şempanzelerin başarılarının sırrı planlarına güveniyor ve onu takip ediyor olmaları. Tabii ki umudun önemli bir diğer bileşeni de bizi olduğumuz yerden alıp hedefimize götürecek olan patikayı mümkün kılan neden-sonuç ilişkilerini kavrayabilmek. Ve bu tür bir yetiyi görebilmek için illa komplike deneyler yapmanıza gerek yok. Sosyal medyada önünüze düşen bazı viral videolarda bile hayvanlardaki umudu görmüş olabilirsiniz. Örneğin bazı videolarda sihirbazlar çeşitli hayvanlara el çabukluğu numaraları gösteriyorlar. Ve mesela bir şempanzenin gözü önünde bir fıstığı veya kartığı yok ediyorlar. Hayvanların buna verdiği şaşkınlık tepkisi bu hayvanların evrendeki belli olaylar arasında neden sonuç ilişkileri olduğunu idrak edebildiklerini, dolayısıyla belirli beklentileri ve umutları olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Laboratuvar şartlarında da bunu görebiliyoruz. Örneğin Amerikalı psikolog Otto Tinkelpoe tarafından yapılan deneylerde bir makağa bir bardağın altına yerleştirilen bir muz gösteriliyor. Sonrasında maymun serbest bırakılıyor ve makak tabii ki muzu yiyebilmek için hemen bardağa doğru koşuyor. Bardağın altında muzu bulan makak keyiften dört köşe oluyor. Ama bazen araştırmacılar el çabukluğu veya basit bir elektronik mekanizma yardımıyla bardağın altındaki muzu makakların çok daha az sevdikleri marulla değiştiriyorlar. Ve makak o bardağı kaldırıp da altında muz yerine marul gördüğünde öfkeli bir şekilde etrafa bakıyor, çılgınca bardağın altını inceliyor ve hatta deneyi yapanlara saldırganlık gösterebiliyor. Bu deney maymunlarda belli aksiyonların sonuçlarına yönelik beklenti olduğunu net bir şekilde bize gösteriyor. Bu örneklerin sayısını istediğiniz kadar arttırabilirim. Bir yunusun kaybolmuş yavrusunu okyanusta araması, kurtların avlanma umuduyla saatlerce, bazen günlerce av peşinde koşmaları, bazı maymunların seks umuduyla en sevdikleri yiyeceklerden feragat etmeyi kabullenmeleri, fillerin suyun yerini bildiği umuduyla en ölümcül kuraklıklar sırasında bile sürünün en yaşlı dişisini sadık bir şekilde onlarca hatta yüzlerce kilometre boyunca takip etmeleri ve daha nicesi. Bazı hayvanlarda umudun olduğu kesin. Ama biz şimdi bir insana dönelim. Çünkü bilişsel beceriler konusundaki en karmaşık hayvan türünde umut ile ilgili olarak da çok daha fazla detay görebiliyoruz. Ama önce bir şeyi netleştirmemiz gerekiyor. Diğer duygularda da olduğu gibi umut gibi bir kavramdan bahsederken de sanki böyle soyut veya ölçülemez bir şeyden bahsediliyor sanıyoruz. Bunun sebebi okulda soyut kavramları öğrenirken işte hep aşk, sevgi, korku falan gibi duyguların da buna örnek verilmesi. Elbette soyut derken ne kastettiğinize bağlı olarak bu kategorizasyon linguistik anlamda doğru olabilir. Ama soyut sözcüğü
gücüğünden kastınız işte fiziksel olmayan, bilimsel olarak incelenemeyen, ölçülemez şeylerse terminolojiniz en az 1,5 asır eskimiş demektir. Zira bırakın aşk gibi duyguların tamamen fiziksel olmasını veya tamamen bilimsel olarak araştırabiliyor olmamızı, umut gibi duyguların miktarını ölçebiliyoruz ve bu seviyeye bağlı olarak kimin hangi durumda az çok nasıl davranacağını öngörebiliyoruz bile. Ki bilimi güçlü kılan şey de işte bu öngörü gücü. Bir düşünün, umutlanan bir bireyin bir hedefi var. O hedefe gidebileceği yollar var ve o yollar arasından belli bir patikayı takip etmesini sağlayan iradesi var. Bunların her biri ölçülebilir olgular. Uyandığımız ilk andan yatağa girdiğimiz ana kadar bir dolu hedefin peşindeyiz, öyle değil mi? Bu videoda iyi bir hedef nasıl koyulur ona girmeyeceğim. O bir başka videonun konusu. Eğer bu tür videolar hoşunuza gidiyorsa kanal bildirimlerini şimdi açmayı unutmayın. Ama iyi bir hedef koyabilmenin en önemli parçası koyduğunuz hedefin ölçülebilir olması. Yani hedefinize ulaşıp ulaşmadığınızı veya ne kadar ulaşabildiğinizi ölçebilmeniz gerekiyor. Ama hedef koymak yetmiyor. Başta da konuştuğumuz gibi umudun oluşabilmesi için o hedeflere gidecek patikaları da kestirebilmemiz gerekiyor. Buradaki ölçülebilirlik bu patikalardan hangilerinin daha olası, hangilerinin ise daha olanaksız olduğunu tahmin edebilme yetimizden geliyor. Bu illa mutlak bir olasılık hesabı olmak zorunda da değil, subjektif bir algı da olabilir. Yani bireysel olarak hangi patikaları daha olası, hangilerini daha düşük olasılıklı olarak algıladığımız ölçülebilirlik için yeterli bir kıstas. Zaten tam da burada işin içine bir dolu bilişsel önyargı ve beynimizin zaafları giriyor. Mesela umudumuz çok kere üst üste kırıldığında, atıyorum bir futbol takımıysak ve rakibimizin sahasında 5 kere, 10 kere, 15 kere üst üste kaybettiysek, öğrenilmiş çaresizlik dediğimiz bir psikolojik mekanizma devreye girerek 16. seferde de gerçekte sergileyebileceğimizin altında daha çekingen, daha umutsuz bir performans sergilememizi sağlayabiliyor. Veya bunun zıttı olarak üst üste gelen belirsizlik durumlarında insanlar bir sonraki sefer nihayet kazanacakları yönünde çok güçlü bir umut geliştirebiliyorlar ve bunu rasyonalize etmek için çeşitli safsatalara sığınabiliyorlar. Mesela rulet oynayan bir kumarbaz üst üste 7 kez kaybettiğinde 8. sefer kesinlikle kazanacağına inanarak bütün parasını bir numaraya basabiliyor. Halbuki rulette her oyun birbirinden bağımsız. Yani belli bir turdaki kazanma şansınız önceki seferler kazanıp kazanmadığınızdan bağımsız olarak belirleniyor. Ama umut insanlar için çok güçlü bir motivasyon kaynağı olduğu için bu yalın gerçeği görmezden geliyorlar ve bir kez daha, hatta daha ağır bir şekilde kaybediyorlar. İşte bu tip düşünmeye kumarbaz safsatası diyoruz. Umudu pekiştiren bir diğer mekanizma da sosyal kimlik teorisi videosunda gördüğümüz kimliklerimiz. Eğer kazancı veya kaybı tekil olarak değil de sosyal grubumuzla birlikte yaşayacaksak, o zaman iç grup olarak gördüğümüz taraftarlarımızı yüceltmeye ve onların hatalarını görmezden gelmeye, dış grup olarak gördüğümüz rakibimizi ise yermeye ve onların başarılarını görmezden gelmeye meyilli bir psikolojiye bürünüyoruz. Objektif değerlendirme becerimizi yitirip daha subjektif bir algı düzeyine geçiyoruz. Bunlar ve bunlar gibi daha yüzlerce psikolojik mekanizma daha iyi bir duruma ulaşma yönünde beslediğimiz umudu güçlendirmeye yarayan pekiştiriciler görevi görüyor. Eğer bu tür bilişsel mekanizmaları daha fazla öğrenmek istiyorsanız kanal bildirimlerini mutlaka açın çünkü bu konularda da videolar geliyor. Tüm bu anlattıklarım aslında çok anlaşılır. Çünkü derin görünümlü aforizmaların ve süslü sözlerin iddia ettiğinin aksine hiç kimse umudunu sonsuza dek koruyamaz. Dolayısıyla umudumuzu daha uzun süre götürmemizi sağlayacak bu tip mekanizmalara ihtiyacımız var. Bakın, hedefimize giden patikalardan en olası olanı seçtik diyelim. Ama bir de onu bazen günlerce, aylarca, hatta yıllarca takip edebilecek kadar iradeli olmamız gerekiyor. Tıpkı o hiyerarşinin alt basamaklarında olup da lideri devirmek isteyen şempanzenin yaptığı gibi. İşin ilginç tarafı, irade de tamamen ölçülebilir ve hatta tükenebilir bir kavram. Örneğin yorgun olduğunuzda ve iyi beslenmediğinizde iradeniz de giderek zayıflıyor. Mesela hakimler sabah saatlerinde daha isabetli ve adil kararlar verirken öğle yemeğine doğru ve özellikle de akşam saatlerinde daha sert kararlar veriyorlar. Çünkü enerjimiz düştükçe hedeflere giden patikaları takip etmemizi sağlayan irademiz de giderek zayıflıyor. Bu umudumuzun azalmasıyla sonuçlanıyor ve bu nedenle daha kısa vadeli karı
olmaları. Mesela bir an önce davayı karara bağlayarak işi bitirme arzusunu daha uzun vadeli karlara, yani mesela iyi bir hakim olarak kalmaya devam etmeye yeğlememize neden oluyor. Tabii ki bunlar ufak tefek farklar. Yoksa her davanın sonucu kararın verildiği saate bağlıdır demiyorum. Ama işte bu ufak farkları ölçebiliyoruz ve objektif olarak doğrulayabiliyoruz. Ve bu nedenle mesela umutsuz toplumların iyi beslenmesi çok önemli. Çünkü vücudunda enerji olmayan insanlar umutlu olsalar bile irade depoları kısıtlı olacağı için hedeflerine gidecek patikaları takip etmeleri mümkün olmuyor. O nedenle bir ülkeyi kalkındırmanın en önemli basamaklarından biri o ülkenin sağlıklı beslendiğinden emin olmak. Bu çoğu zaman atlanan çok kritik bir detay. Bu arada hem patikaları kestirebilmemiz hem de onlardan birini takip etmemizi sağlayacak bir irademizin bir arada olması da çok önemli. Çünkü ummakla umutlanmak arasındaki fark bu. Mesela umarım günün iyi geçer veya umarım sınavında başarılı olursun dediğimizde evet bir hedef var. Günün iyi geçmesi veya sınavda başarılı olma. Ama o kişilerin o hedeflere ulaşabilmesini sağlamamızın bir yolu yok. Bu nedenle ummak daha pasif bir duygu. Umutlanmaktaysa koyduğumuz hedeflere ulaşabileceğimiz patikalar ve o patikaları takip edebileceğimiz bir irademiz var. Bu ayrımı yapmak çok önemli. Ve tabii ki biz bir konuda umutlandık diye o şeye kolayca ulaşacağız diye de bir şey yok. Tam tersine muhtemelen yolumuzu kesen yığınla engel ve beklenmedik bir dolu sorun olacak. İşte bu da insan davranışlarını öngörülebilir bir şekilde değiştiriyor ve koyduğunuz hedefleri neden o şekilde koyduğunuzu anlamak için bu noktayı kavramanız çok önemli. Mesela insanlar ne kadar umutluysa başarıya yönelik hedefler belirleme ihtimalleri o kadar artıyor. Örneğin o nedenle sınavlarında hep başarılı olan bir öğrenci bir mühendis veya bir doktor olma hedefi koyuyor. Ama umudumuz azaldıkça başarıya yönelik hedeflerden başarısızlıktan kaçınmaya yönelik hedeflere geçiyoruz. Mesela başarılı olmak veya ailesini mutlu etmek isteyen biri isek ama sınavlarda sürekli kötü notlar alıyorsak doktor veya mühendis olmayı hedeflemek yerine üniversite sınavında açıkta kalmamayı yani negatif bir sonuçtan kaçınmayı hedef belirliyoruz. Benzer şekilde umutlu insanlar başta da konuştuğumuz gibi daha uzun dönem hedefler seçiyorlar. Umutsuz insanlarsa kısa dönem hedeflerle yetiniyorlar. Mesela başarılı bir öğrencinin sınavı kazanıp üniversiteyi bitirip muhtemelen başarılı bir doktor olmak istemesi uzun dönemli bir hedef. Ama başarısız bir öğrencinin hemen önündeki yani sadece birkaç hafta veya birkaç ay sonraki sınavdan çakmamayı hedeflemesi kısa dönemli bir hedef. Bu nedenle mesela toplumun dışına itilmiş, evsiz, işsiz, fakir, ailesiz kalmış insanlar maalesef sadece en temel ihtiyaçlarına, dolayısıyla da sadece kısa dönem hedeflere odaklanabiliyorlar. Ne yiyeceğim, nerede uyuyacağım, ne giyeceğim gibi. Bu kişilerin iş bulup başarılı hayatlar inşa etme gibi uzun dönemli hedefler koyabilmelerini beklemek ve bunu yapamadıkları için onları yermek akıl dışı, bilim dışı ve insanlık dışı. Bunun bir diğer örneğini çocuklarda görüyoruz. Stres altında kalan, duygularıyla başa çıkamayan, henüz problem çözme yetenekleri tam olarak oturmamış çocuklar, koydukları hedeflere gidebilecek yolları analiz etmek konusunda daha da beceriksizleşiyorlar. Bu gibi durumlarda çocuklar ağlıyor, korkuyor, sızlanıyor, öfkeleniyor diye onlara kızmak çok yanlış. Siz onlara kızdığınızda umutlarını daha da ellerinden alıyorsunuz ve ne yapacaklarını iyice şaşırmalarına neden oluyorsunuz. Yapmanız gereken onlara umut vermek, hedeflerine gidebilecek yolları onlara göstermek. İşte böyle. Bu noktada videonun başında anlattığıma dönecek olursam, umudu sadece bir duygu olarak tanımlamak doğru değil. Umut, optimistik bir zihin durumu, bir düşünce biçimi. Ve umut bir düşünce biçimi olduğu için bir kişide ya vardır ya yoktur diye bir şey de yok. Umudu çocuklarımıza ve birbirimize aktif olarak öğretebiliriz. Aşılmaz gibi gözüken bir zorlukla karşılaştığımızda benim derdim ne diye sormak yerine olduğum bu kötü noktadan daha iyi bir noktaya nasıl gidebilirim diye sorabilmeyi, bizi umutlandıran sonuçlara giden patikaları aktif bir şekilde nasıl arayıp bulabileceğimizi ve o yol boyunca azim ve kararlılığımızı nasıl olup da yitirmeyeceğimizi aktif olarak öğrenebiliriz. Hepimiz hep birlikte umudun peşinden gidebiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.